Sağ. Büyük şehir şu. Yani o iş başka bir iş. Yani sizden aşağıdan talep gelip... Çünkü trafik en büyük sorunumuz olmaya devam edecek. Şimdi hele şu anda servisler yok. Devam ediyor. Aha, bu maliyetler nasıl katlanıyorlar, nasıl yürüyorlar? Ya yani insanların önce bir geçinme problemi başladı zaten. Yani Antalya'da konut satışları şu anda hala cazibesini koruyor. Antalya'da geçen ay 4643 tane konut satışı var. Bir miktar düşüş var. Ama yabancı satışında hala aşağı yukarı 3'te 1'e yakınını yabancılara satıyoruz. Bunun 1427 tanesini yine yabancılara satmışız. Yani burada değerlendirirken biraz şeye bakmak lazım. Yerli halk artık konut fiyatlarından yükselmesinden dolayı konutları ulaşamıyor. Ama yabancı cazibesi hala devam ediyor. Ama yabancı da bile geçen aya göre düşüş var. Geçen ay 2500 civarında biz, evvelki ay 2500 civarında yabancıya konut satmıştık. Bu ay 1421'e düştük. Ama bu ayki rakamımız ilk defa İstanbul'un üstüne bile çıkmış durumda yabancıya konut satışında. Aşağı yukarı 3 konuttan bir tane. Genelde Antalya'da zaten 4 konuttan bir tanesi, 3 konuttan bir tanesi. Bu ay biraz daha yüksek. Yerliye satış düşünce yabancıya düşmesine rağmen oranı şu anda yükselmiş durumda. Yabancı hala talep ediyor. Biraz da tabii döviz kurundan kaynaklanan, Türk lirasının biraz daha değer kaybetmesinden kaynaklanan bir talep var. Evet. Rusya, Ukrayna 3-4 aydır ağırlıklı. Bu ayki satışlarda %17'si sadece Rusya'ya satılmış. Ama Orta Doğu ağırlığı da devam ediyor. Hem İran, Irak tarafı, hem Sudan, Ürdün tarafı, hem Birleşik Arap Emirlikleri tarafında da hala talep devam ediyor. Yani yabancılar zaten tamamı kredi satışlar. Biraz da vatandaşlık hakkı verdiğimizden dolayı 400 bin doların üzerine oradan da bir talep var. Ve bu talep bir süre daha devam edecek. Ama bu iyi mi kötü mü onu iyi irdelemek lazım. Yani yerlinin konut alımı artık gittikçe zorlaşıyor. Konut fiyatları bizim genel maliyet artışlarından dolayı yerlinin ulaşmasını çok ciddi anlamda zorlaştırdı. Kiralama da var. Yani emlak fiyatlarında çok ciddi bir balon yok. Maliyetler de arttığı için konut fiyatları arttı. Ama kiralamada bu Rusya-Ukrayna savaşından başladığı günden itibaren çok ciddi bir talep geldi. O gelenlerden dolayı da konut kiralık fiyatları çok yükseldi. Bu normal bir yükseliş değildi. Yani neredeyse 3 katına 4 katına çıktı. 8 bin liralık konutlar 30-35 bin liralara çıktı. 40 bin lira, 145 bin lira aylık kirası olan Antalya'da konutlar vardı. Ama bunun sürdürülebilir olmadığını ben o zaman da söyledim. Şimdi de söylüyorum. Bu fiyatlar muhakkak düşecektir. Böyle bir kira fiyatı yok çünkü. Konut değeriyle baktığınızda bile böyle bir kira olmaması lazım. Şimdi biraz daha normale dönecek. Yani konut kira fiyatları düşmeye devam edecek. Bu sene biz Antalya'da merkeze çıktığımızda çok ciddi turist görüyoruz. Geçen senelere göre sayısı çok daha fazla. Gece de çıksanız, gündüz de çıksanız turist biraz daha Antalya merkezine girmeye başladı. Hem Arap ülkelerinden gelen hem Orta Doğu'dan gelen turistler artık şehir merkezine daha çok giriyor. Yani benim konuştuğum bizim üyelerimizden şehir içinde ticaret yapanların birçoğu memnun bu sene. Geçen yıllara göre iyi. AVM'lerdeki satışlar geçen yıllara göre iyi. Yani giren sayısı yükseldi. Ama orada da maalesef yerlide düşüş var. Yani fiyatlar orada da biraz yükseldi. Yerli talebinde düşüş var orada da. Bırakılan döviz miktarı geçen seneye göre daha yüksek. Rakamlar açıklanmadı ama bence %15-20 dolar bazında bile bir yükselme hissediliyor. Doların yükselmesine rağmen turistin harcadığı para biraz daha yükseldi. Çünkü paket fiyatlarımız da yükseldi. Ona bağlı gelen turistin para harcama oranı da yükseldi. Onun için biraz daha bu sene şehir esnafına, şehirdeki ticarete katkısı var. Önümüzdeki yıllar ama biraz daha bu yükselecektir muhakkak. Millet arabaya binmeye çok alışmış. Evet. Bütün sorunlu. Maalesef. Herkes verdiği araba kullanıyor. Yani şu an 4 ya otobüse binme oranı, o binen gene biniyor ya. Aracı olanlar da maalesef o lüksünden vazgeçip anda 25-27-30'lara çıkmıştı. %50 araca binin kesilmesi lazım. Hiçbir değişiklik yok. Fiyatların neden araçları arttırdığını söylüyorum. Orada ben haberiyken, yani haber yazdım, şey yaptım herkese. Sosyal medyada paylaştım, sizlere de attım. Gazetecilere de atmıştım.